Değerli izleyenler, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda bugün mezuniyet heyecanı vardı. 2022-2023 mezunları düzenlenen törenle yeni hayatlarına adım attılar. 3, 2, 1, 4. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda mezuniyet heyecanı yaşandı. Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Değerli konuklar, sizlerin saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, bölüm birincisi Zehra Okat'ın konuşmasıyla devam etti. Değerli konuklar, üniversite eğitimi almak bir kurumdan bilgi doldurup çıkmak değildir. Üniversite eğitimi almak bana göre öğrenmeyi öğrenme sürecidir. Bizler 21. yüzyıl yeteneklerine sahip bireyler olmadıkça diplomalarımız da hayat için yetersiz hale gelecektir. Başka bir deyişle bize hayata karşı güçlü kılacak olan tek başına diplomalarımız değildir. O diplomanın arkasını hangi birikim ve deneyimle doldurduğumuzdur. Daha sonra kürsüye gelen Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doçent Doktor Öznur Gürlek Kısacık mezun öğrencilere seslendi. Sevgili mezun öğrencilerimiz, eğitim öğretim hayatınıza başladığınız günden bugüne mesleğinizin gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip bireyler olarak bugün mezun oluyorsunuz. Unutmayınız ki mezuniyet bir sona varış değil, hayatınızda yeni bir başa adım attığınız en önemli başlangıcıdır. Almayı hak ettiğiniz diplomalarınızın sizlere yüklemiş olduğu sorumlulukların bilincinde kendinize, ailenize, topluma, ülkemize ve en önemlisi de insanlığa faydalı birer birey olmanızı, bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum. Yeni başlangıçlar için en iyi dileklerimiz de sizlere uğurladığımız bugün hepinizi tekrar tebrik ediyor, yolunuzun, bahtınızın her zaman açık olmasını diliyorum. AFSÜ Rektörü Nurullah Okumuş da mezun öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Sevgili mezunlarımız, bugün sizlere hayatınızın yeni bir dönemine adım atarken bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Öncelikle öğrenmeye ve kendinize sürekli geliştirmeye devam edin. Sağlık alanında teknoloji ve bilimsel gelişmeler hız kesmiyor ve sürekli bir gelişim içerisinde. Dolayısıyla mesleğinizdeki değişime ayak uydurmanız önemlidir. Empati yeteneğinizi güçlendirin ve hastalarınıza her zaman insan odaklı bir yaklaşım sergileyin. Tedavi ettiğiniz, yardımcı olduğunuz, çalıştığınız kişilerin sizin kardeşiniz, anneniz, babanız, kendi evladınız olabileceği bilinciyle bütün sizden yardım bekleyen, yardım isteyen hastalarınıza bu bilinçle yaklaşın. Tören konuşmalarının ardından dereceye giren öğrencilere ödüllerin takdim edilmesi ve öğrencilerin sağlık yemini edip kep atmasıyla sona erdi. Namusum ve şerefim üzerine and içerim. Namusum.